XY düzleminde hareket eden bir parçacığın hız vektörü t büyük ya da eşit 0 için v t eşittir 1 bölü t artı 7 virgül t üzeri 4 olarak verilmiş. Hızın vektör olarak verilmesi demek burada gördüğünüz ilk bileşenin zamanın bir fonksiyonu olan hızın x bileşeni yani 1 bölü t artı 7, bunun da zamanın bir fonksiyonu olan hızın y bileşeni yani t üzeri 4 olması anlamına gelir. Parçacık t eşittir 1'de 3,4 noktası üzerindedir. Bize ilk olarak t eşittir 1 ile t eşittir 3 arasında parçacığın yer değiştirmesinin büyüklüğü nedir diye sormuşlar. Bundan sonra da konumun ne olduğunu bulacak ve en yakın onda birliğe yuvarlayacağız. Her zaman olduğu gibi hadi hemen videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize çözmeye çalışın. Bu arada hesap makinesi kullanmanız gerekecek gerektiğini de hemen hatırlatmak istiyorum. Daha önce buna benzer ama tek boyutlu sorularla karşılaşmıştık. Bu seferki ise iki boyutlu bir soru ve püf noktası bunu boyut bileşenlerine ayırmaktan geçiyor. Demek istediğim x yönündeki yer değiştirmeyi yani x'deki değişimi ve y yönündeki yer değiştirmeyi yani y'deki değişimi ayrı ayrı bulup Pisagor teoremini kullanarak toplam yer değiştirmenin büyüklüğünü bulabileceğimiz. X ve y'deki değişimlerin ne olduğunu bul olursak, x'teki değişimi 3'e, y'deki değişimi de 4'e ekleyerek parçacığın t eşittir 3'teki konumunu da bulabiliriz. E o zaman hadi bakalım. t eşittir 1'den t eşittir 3'e x'deki değişim. Bunun x yönündeki oran fonksiyonunun t eşittir 1 ile t eşittir 3 arasındaki integrali olduğunu düşünebiliriz. x yönünde derken hız vektörünün x bileşeninden yani 1 bölü t artı 7'den bahsediyorum. dt'yi de unutmayalım. İsterseniz u dönüşümünü de kullanabiliriz ama t artı 7'nin türevinin 1 olduğunu fark ederseniz bunu 1 çarpı 1 bölü t artı 7 olarak yazar ve sonra da bunun t artı 7'ye göre t ters türevini kolaylıkla alabiliriz ve bu da t artı 7'nin mutlak değerinin doğal logaritmasına eşit olur. Bunun 3 ve 1'de aldığı değerleri de birbirinden çıkarmamız gerekiyor. Onun mutlak değerinin yani onun doğal logaritması eksi 8'in mutlak değerinin yani 8'in doğal logaritması logaritma özelliklerinden faydalanarak bunu ln 10 bölü 8 olarak yazarız ve bu da ln 1 virgül 25'e eşittir öyle değil mi? Hemen hesap makinemi alayım ya da ya da bir saniye isterseniz önce y'deki değişimi de bulalım. Y'deki değişim içinde hız vektörünün Y bileşeninin yani T üzeri 4 DT'nin 1 ile 3 arasındaki integralini alacağız. Bir bakalım kuvvet kuralını tersten uygularsak T üzeri 5 bölü 5 buluruz. Bunun 3 ve 1'de aldığı değerler de 3 üzeri 5 bölü 5 ki 243 bölü 5'e 1 üzeri 5 bölü 5 de 1 bölü 5'e eşittir. Böylece buradan da 242 bölü 5 yani 48 virgül 4 öyle değil mi? Evet, bunu elde ederiz. Şimdi bir de 1 virgül 25'in doğal logaritmasının neye eşit olduğunu bulalım. 1,25'in doğal logaritması. Virgülden sonraki iki basamağı alacağım. 0,22. Evet, x'deki ve y'deki değişimleri bulduğumuza göre isterseniz önce ikinci soruyu yanıtlayalım. Bizden parçacığın t eşittir 3'deki konumunu istiyorlardı. Bunun t eşittir 1'deki konum olduğunu kabul edersek, t eşittir 3'deki konumu bulmak için bulduğumuz değişimleri bunlara eklemeliyiz. Yani t eşittir 1 ile 3 arasındaki x'deki değişimi 3'e, y'deki değişimi de 4'e eklersek eşittir. 3 artı 0,22, 3,22 eder ve 4 artı 48,4 de 52,4'e eşittir. Evet, ikinci soruyu yanıtladığımıza göre şimdi bir de ilkine bakalım yer değiştirmenin büyüklüğü demişler. Pisagor teoreminden faydalanacağımızı söylemiştim. Neler olup bittiğini görselleştirebilmek adına isterseniz hızlıca bir çizim yapalım. Başlangıçtaki konum 3,4 noktası ve işte burası. X'deki değişim çok büyük değil. 0,22 yani bu yönde çok ama çok az hareket etmiş. Y'deki değişim ise 48. 8,4 x'deki değişime göre çok çok büyük, bu yönde grafiğin dışına çıktığını bile söyleyebiliriz. Eğer bunları birbirine eklemek istersek, y'deki değişimi buraya, yani x'deki değişimin ucuna koyarsak, Pisagor Teoremini kullanarak hipotenüsün neye eşit olduğunu bulabiliriz, öyle değil mi? Ve sizin de tahmin ettiğiniz gibi hipotenüs bize yer değiştirmenin büyüklüğünü verecek. Yer değiştirmenin büyüklüğü karekök içinde. X'deki değişimin karesi artı y'deki değişimin karesine eşit olacak. Evet, bu Pisagor teoreminden başka bir şey değil. Yine hesap makinesi kullanacağım. Bu x'deki değişimdi. Karesini alalım şimdi buna bir de 48,4'ün karesini ekleyelim ve karekökünü de alırsak bakalım evet toplam yer değiştirmenin büyüklüğü en yakın onda birliğe yuvarlandığında 48,4'e eşit bu arada toplam yer değiştirmenin büyüklüğünün y'deki değişime eşit olduğunu fark etmiş olmalısınız bunun bu şekilde sonuçlanmasının sebebi y'deki değişim tam tamına 48,4 ken toplam yer değiştirmenin büyüklüğü 48,4'ten biraz büyüktü ama en yakın onda birliğe yuvarladığımızda bunun da 48,4'e eşit olduğunu bulduk. Bu iki değerin birbirine bu kadar yakın olmasının sebebi elbette ki x'teki değişimin çok 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 ama çok küçük olması. Yani x'deki değişim sadece ve sadece 0,22 iken y'deki değişim 48,4'e eşit ve bu yüzden hipotenüs de y'deki değişimden çok ama çok az uzun oldu. Toplam yer değiştirmenin büyüklüğünün genellikle x'deki ya da y'deki değişimden daha büyük olduğunu da göreceksiniz.